Merhabalar, ben Gökhan. Yanımda Kazım Yurdakul, değerli hocamız var. Evet. E, Asilkan kitabını e, kendisinden aldım ve imzayı attırdım gördüğünüz gibi. E, Asilkan kitabının ana temeline baktığım zaman kendisi edilmiş bilgiye dayanarak söylüyorum. E, 500 yıllık bir Türk tarihini aslında anlatıyor ve 2. Osman'dan Atatürk'e kadar yaşanılan süreçteki olayları ve benzeri olayları anlatıyor. Burada kısacık kendisinin bilgi vermesini istiyorum. Benim evet. için çok kıymetli bir kitap. Belki bu süreci anlatan benim kitaplığımda 20-30 kitap vardır ama bu da onların arasında en değerli kitaplardan bir tanesi. Buyurun evet. hocam. Evet. Şimdi süreci tabii şuradan başlatmak gerekiyor. Aynı bugün ben o Masonik Emevik diye iki kollu kıskaç dedim. Sonra dedim ki 1945'ten sonra bu iki kollu kıskaç bir araya getirildi ve Maso Emevik bir terör örgütü oluşturuldu. Adı nedir? Fethullah Gülen terör örgütü. Fethullah Gülen terör örgütünü incelediğimizde kurucular kurulu 3 kişi. Fethullah Gülen, Yaşar Gör ve Kasım Gülek. Üçü de Mason, üçü de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Ee, altlarındaki yönetim kurulunun 21'den, 21 kişilik yönetim kurulunun 14'ü Mason. Yani hani bu sözde bir dini cemaat ya, nasıl bir dini cemaat? Evet. Şimdi aynı örneği geçenlerde de verdim. Birileri bugün Fethullah Gülen işgal yapınca onu efendilikten çıkartabiliyor artık anlayabiliyorlar meseleyi. Ancak işgal etmesi gerekiyor, işgal yapmaya çalışması gerekiyor demek ki. Ama 500 yıl önceki aynen birebir örneği Ebu Suud'u anlatırken birileri yine karşı çıkıyor. İlla da dedim ya bu devşirmelere sahip çıkma gibi bir özelliği var. Şimdi ben herkese önce şunu sormak istiyorum. Kendine Osmanlıcı diye Yani böyle bir şey yok aslında. Yani Türksen hem Osmanlıcı hem Cumhuriyetçi olursun. Ee, ama Osmanlıcı diyenlere sormak istiyorum. Siz Osmanlı padişahlarının tarafında mısınız? 14 tane Osmanlı padişahını da indiren çetenin tarafında mısınız? Evet. Önce ona karar verin. Siz hem Kanuni Sultan Süleymancı hem Ebu Suudçu olamazsınız. Kanuni Sultan Süleyman bile olmamış. Siz bugün e, güç e, e, şartlarını, aslında bugün fırsat veriyor Allah önümüze görüyoruz. Örnek vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün gönlü çizgisi o yönde olmasına rağmen 2003'te, 4'te, 5'te niye açamadı Yani Herkes zannediyor ki baştaki bütün gücün, e, e, iktidarın sahibi. Böyle bir dünya yok. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman vefat ederken diyor ki, beni bunun fetvalarıyla göm. İki tane e, Türkçü oğlunun ölümüne sebebiyet veren adam, ee, başka ne özellikle var Ebu Suud'un? Bir anezi, Yahudi. Aynı ki, bugünkü Suud sülalesi gibi. Ondan sonra Sufyanlar gibi, Ebu Sufyan gibi. Ee, ondan sonra. Başka ne özelliği var? Türk katli vacip diye fetva veren adam. Ee, Yunus Emre'ye kafir diyen adam. Ee, sözde bir din adam olmasına rağmen faiz vakıflarını kuran adam. Kimle beraber? Yasef Nassi ile beraber. Aynı Kasım Gülek, Fetullah Gülen ikilisine benziyor. Yasef Nassi, Ebu Suud. Bir de kankaları var bunların. Kalbin. Kiliseye faiz sokan adam. Ondan sonra o vakıfları kuran adam. Bakın şimdi. Ee, beşik ulemalıyla yukarıdan aşağı cemaatlere atama yapıp bunu da babadan oğula bir sistem haline getiren adam. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunları oluşturunca e, Ebu Suud bir 30-40-50 sene sonra Şeyhül İslamlar artık e, bütün ülkenin hakim oluyor. Padişahtan güçlü adam haline geliyor. Çünkü para vakıflarıyla inanılmaz bir servetleri oluyor. Aşağı doğru cemaatlere atama yapıyor. Dolayısıyla bütün halk kontrol altında ulemanın zaten hem din ulemasının hem adalet ulemasının hem yüksek öğretim ulemasının başı ondan sonra işte o sayede 14 padişah iniyor bu ülkede Şeyhül İslam'ın fetvasıyla. Ee, hala milletimiz şunu ayırt edemiyor. Mesela buraya araya sokayım. Osmanlı layıktır. Osmanlı da dinle devlet işi ayrıdır. Evet. Devletin başı halife sultandır. Halife demek imam demek değildir. Halife Müslümanların başı demek. Evet e, ee, ise şeyhül İslam. Adaletli kişidir. Yani İslam'ın emiri ise şeyhül İslam'dır o günün şartlarında. Ama işte biz bu şeyhül İslam'lara baktığımızda Ebu Suud'un kurduğu düzenden dolayı birçoğunun arka planında aslen e, Yahudilikten ya da Hristiyanlıktan dönme görünen ama dönmemiş olan o vizyonlarını devam ettiren adamlar olduğunu görüyoruz. Buna e, Kanuni Sultan Süleyman bile o kudretiyle bile engel olamıyor düşünün. Ve engel olamadığında bildiriyor işte ölürken. Diyor ki bu fetvaları gömün benimle beraber. Yok edin bu adamı yani. Bunun fikirleri. E, öyle bir durum oluşuyor ki o korkuyla birlikte Fatih e, Batı, e şey, Kanuni'den sonra 60 sene gelen padişahlarımızı çok ismini hatırlar mıyız? Çok hatırlamaz insanlar. Niye? Çok öne çıkmamışlar. Geride kalmışlar. Çünkü o, o çete çok baskındır. O çete o süreçte yönetimde bir tane Türk kalmamasını sağlamıştır. Baksın herkes araştırsın. E, buna ilk başını kaldıran e, genç Osman. <laughs> Veya başkaldırış noktası 17,5 yaşında. 6 dil bilen adam. Baş noktası da şudur. Yeniden asli unsuru yönetime taşımak. Çok açık. Bakın. Şimdi Türkseniz, siz Osmanlıcıyız izliyorsanız, yani padişahlarımızla beraber o sistemi savunuyorsanız, sizin bu çeteyle ne işiniz var? Siz hem onu, hem onu savunuyorsunuz. Aklınız sıra hepsini Müslüman çok böyle acayip şey zannediyor. Bundan savunuyorsunuz. Aklınız sıra. Ama ya bir taraf, bir taraftan 14 tane hak sahibi adamı indirmiş aşağıya. Nasıl bunlar aynı şey olabilir? Nitekim Genç Osman'da bu çıkışı yaptığında bakın ajandasını söylüyorum şimdi. Ben bunu ilk sosyal medyaya isimsiz koydum. Herkes dedi ki, altına Mustafa Kemal Atatürk. Bir kişi Abdülhamit Han demiş o da dayanağı şu. Yazdım hoca bunu diyorsa farklı bir şey söylüyordur ondan diye yazmış. Çünkü ajanda şu. E, Şeyhülislam'ın yetkilerini almak. Asli unsur yani Türkleri yeniden yönetime taşımak. Askeri devşirmelerden kurtarıp tekrar Türk askerlerden ordu kurmak. Evet. E, tekke medreselere çeki düzen vermek. Başkenti Ankara'ya da Bursa'ya taşımak. Yani Ankara'ya gitti yani deniyor ya kasabaya gitti ortası diye falan öyle bir şey değil. Ankara kadim şehir ve Ankara Türk şehridir. İstanbul, Selanik abluk altına alınmış artık. Padişah bile alıyor. Buradan Türk şehrine, çevresi Türklerle korunan bir şehre gitmek istiyor. Ankara'ya bugün kuzeyden ve güneyden girin. Yani batı ve doğudan belki çok fark edemezsiniz mi ama kuzey güneyden girerken çok net fark edersiniz. Sırayla e, köyler, kasabalar, hacılar, pirler, aklar diye gider. E, çok nettir. Ondan sonra, Size tarihi yaşatır. Tabii. Aynen öyle. o Girerken o şeyi hissedersiniz. Türk şehri işte burası diye e, hissedersiniz. Bakın Genç Osman bunu yapmaya çalışıyor. Bunun için katlediliyor daha işin başında. Şimdi ben hemen bir şey söyleyeyim. Genç Osman'ın varisi diye bugün dile getirdikleri, düşman her şeyi çok iyi biliyor, onu da söyleyeyim. E, gezi olayları sırasında kısıklığının altında bin kişilik bir grup, yanlarında bir ambulans ve basınla beraber bekliyorlar. Dertleri Genç Osman'a yapılan işin aynısını yapmak. Buradan millet bir şey çıkarsın artık. Bir ayırt etsin. Ee, yani böyle topyeküncü e, bakmasın hikayelere diye söylüyorum bunu. Nitekim genç Osman katlediliyor. Oradan sonra 80 sene hiçbir padişahın sesi çıkmıyor. Yine padişahlar desek hatırlasak oradan sonra ilk sesi çıkan adamı hatırlar. Üçüncü Ahmet. Çok fazla bir şey yapamıyor. Çok önemli bir şey yapıyor. Hemen söyleyeyim burada. 250 yıl o sözde ulemanın ee, 1493'ten itibaren Museviler, İsrailiyat basarken bu ülkede matbaa varken 250 yıl Müslüman'a matbaayı günah diye kullandırmamış olmaları evet. ee, 1800, 1726'da 3. Ahmet sayesinde geliyor. 3. Ahmet kültürel, sanatsal bazı reformsal girişimleri yapabiliyor ama daha fazlasını yapamıyor ve indiriyorlar. Ee, oradan hemen 80 sene sonra. Yine 80 sene kimsenin sesi çıkmıyor. İndiriliyor yani. Bir şeye uğraşan adam bakıyor ki ya bizim gücümüz yok. Bunlar bizi indiriyor. Yiyor. Ee, 3. Selim Ha, bu arada şeyi söylemedik. Ee, Osman Han'ın ajandasındaki bir madde de batılı kıyafetlere geçmek. Nereden aklıma geldi? Üçüncüsü eliman bunu ilk deneyen kişi. Harf devrimini ilk deneyen kişi. Harf devrimi Türkleri İslam'dan, temelinden, kökünden kopartmak değil tam tersi bütün dünya insanlarını köküne tekrar bağlamak içindir. Kök alfabeye dönebilmek içindir. Oraya dönemediğiniz zaman ne anlamları doğru anlayabilirsiniz ne de frekans hesaplarını, Ebcedi Cifri işte öbürlerinin kabalasını e, doğru yapabilirsiniz. Üçüncü Selim Han. Üçüncü Selim Han'la mı kafir? Ha. E, ikinci Osman Han'a kıyafet dolayısıyla dinsiz diyenler. Üçüncü Selim Han'a da kıyafet ve harf dolayısıyla dinsiz dedik. Sonra kıyafet devrimini kim gerçekleştirdi? İkinci Mahmut Han. Evet. Kıyafet devrimi ama. Fesi getirdiği, pantolonu, gömleği getirdiği için. Milattan önce bin yılında bu topraklardaki Türkler olan Luvilerin giydiği pantolonu gömleği getirdiği için bunu batıdan aldık diye batılı zanneden ve sanki İslam karşıtı bir yinme biçimiymiş diye algılayanlar Sultan Mahmut'a gavur padişah dediler. Kitaplarda anlatanlar da böyle anlatıyor. Batı'dan aldık hayatı dedi. Tabii işte bil, yani şöyle bilmiyor silsile içinde e, insanların çoğu gaflete düşürülmüş. Mustafa Kemal bunu da söylüyor. Tabii 120 yıl önce. Bir gaflet perdesi örttüler diyor. Bilemiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Yani son birkaç sene hariç bu bilgilere ulaşamıyorduk. Bu bilgileri söyleyemiyorduk. Söyleyenler şimdi biz birazcık işte bütün engellere rağmen çırpına çırpına YouTube'dan çıkıyoruz. E, ulusal medyada niye yokum ben? Bunu her yerde söylüyorum. Bunu beni çıkarsınlar diye söylüyorum. Son dönem bir çıkarmak için de ben istemedim artık. Hocam kısa Asıl bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim. Söyledikleriniz çok doğru. Ee, mesela diyorlar, cumhuriyet kurulurken tek bir madde değişiyor. Cumhur, devletin yönetim şekli cumhuriyettir. Eklenerek devlet kuruluyor ya. E bugün bakıyorsun hala daha işte e, ceza yasamızı bilmem ne ülkesinden aldık, sağlık yasamızı bilmem ne ülkesinden aldık diye bir saf da var mesela. Anlatayım. O da öyle. Ee, kanun şimdi adamlar bilmiyor insanlar. Bugün Osmanlı şeriatı. Hayır Osmanlı'da yönetiyor. hiç kanun yoktu. Yani işte çok bilmiş bilmiş şey Osmanlı şeriat diyoruz hocam sen ne diyorsun diyor. Ya? ya ne şeriat diyorsunuz ya? Bütün siyaset tarih bilen herkes bilir ki Osmanlı ırfi kanunlarla yönetiliyordu. Kanuni unvanını e, Kur'an-ı Kerim'i yeniden düzenlediği için mi aldı tövbe aşağı? E, kanunları yeniden düzenlediği için aldı. E, o 1500 1600'lerde de Batı bizden aldı. Hiçbir şey olmayan Batı, pagan, e, ilkel Batı o kanunları bizden aldı. Şimdi Mustafa Kemal geldiğinde benim kitabımda yazıyor. İsimler var. Görev veriyor isimlere. Bir de şunu söyleyelim. E, Doğru düzgün Türk kalmamış. Savaşta Türkler ölmüş. E, hani birileri diyor ya okuma yazma bilmem ne falan. Yani okuyan yazan Türk yok ki. Onların içinden en der bulduğu 3-5 kişiye görev veriyor. Kanunları yazmaları için. İşte burada kendileri söylüyorlar. İsimleri de burada var. Diyorlar ki günü geldiğinde bir tek kelime yazmamış. E, ne yapacak? Kanunsuz mu kalacak? ülke? Mustafa Kemal de bizden alınmış. Kanunları geri alıyor. Bu kadar basit. Şimdi Allah aşkına düşünmeyen bu insanlara soruyorum. Bugün dünyadaki, Türkiye'deki uluslararası e, kanunlarla e, peygamber efendimiz döneminde onun ilk devleti kurması, bu arada neyle kuruyor? Medine Sözleşmesi'yle, evet. Kur'an-ı Kerim'le kuruluyor. E, İslam'da şeriatla yönetilen bir ülke olmaz. İslam'da zorlama olmaz çünkü. Ancak aptallar e, bunu, İslam'ı böyle bir takım, öbürlerini ezelim, bizden gibi görünsün. Münafıklık Allah'ın en nefret ettiği şeydir ondan sonra. Dolayısıyla zorla bir şey yaptırırsanız adamlar münafık olur. Müslüman mı olur? Ee, i̇şte halife sultanlar bilmiyor mu? Şimdi insanımız şeriatla yönetiliyor zannettiği için e, Osmanlı'yı başka türlü bakıyor. Halbuki öyle değil. Osmanlı örfi kanunlarla yapıyor. Bakın şunu karıştırmayalım. Sadece Müslümanlar, Müslümanların talebi de bu olduğu için e, İslam şeriatıyla muhakeme ediliyorlar, yargılanıyorlar. Evet. Bakın, ülke yönetimi, ülkede genel geçer kurallar başka bir şey Sadece Müslümanların e, İslam şeriatıyla yargılanıyor olması başka bir şey. E, ondan sonra yani bunun cevabı da o. İşte ama hep aynı ekipler işte. Yani Sultan Mahmud'a gavur diyen, halife sultanlara dinsiz diyen e, kıyafet devrimini söyledik. Bak oradan devam edelim. İkinci Mahmud Han o kendine gavur diyenlerden ikisini aldırıyor. Kur'an-ı Kerim açıyor. Fatiha'yı. Çok zor bir şey. Okuyun diyor. Okuyamıyorlar. Bak çok ilginç. Bunu ilk defa duyacak belki seyirci. E, şimdi oradan devam edelim. E, gavur Padişah niye diyorlar? Fesi getirdi diye Fransız evet. şapkasını. E, bugün onu temsil ediyor dini sanki İslam'ı temsil ediyormuş gibi fesi kullanıyorlar. Evet. Gavur dediniz adamaya. E, Sultan Abdülhamit Han'ı 31 Mart'ta indiren olaylardan bir tanesi fesli halife istemiyoruz diye bağırmaları değil miydi? Kimdi en önde bağıran? İskilipli Atıf denen daha Mustafa Kemal'e gelmeden önce zimmetine para geçirmekten Padişah tarafından Bodrum'a sürülmüş olan e, e, şeyin İslam'ın anahtarını İngilizlere verirsek rahat ederiz diye. Bu adamlar işte hilafet niye saklandı ya bozulan bunlar? Hilafet kaldırılmadı. E, Türk devleti kendi uhdesinde olan bir şey kendi uhdesi. halife atama yerteledi. Londra'da oturan halifenin üzerine çöküyordu. Çökmek üzereydi İngiliz kraliçesi. Hilafetin e, e, şeyi koruyucusu benim demek üzereydi. E, ama bakın birileri hilafet kaldırıldı yalanı söylüyor. Ne kanun kaldırıldı diyor. Ne 3 sene Senusi'yi halife yapmaya çalışan Atatürk bunu söylüyor. Ne de o üç sene sonunda güvendiği senusü kabul etmeyince e, hilafet ileride tesis edilecek. Bugün Müslüman devletler zayıf olduğu için meclis uhdesine çektik diye açıklamasını yapan. Yani bunlar var bakın. Bunlar varken hilafet kaldırıldı diye milleti kandırıyorlar. İkinci e, Mahmut Han dedik e, ve orada İkinci Mahmut Han döneminde bir şey daha oluyor. 1822'de Türk Devleti bir ricat planını aslında ortaya koyuyor. Bunları yeni yeni görüyoruz. E, ben bunu ortaya çıkardım. Belgeleriyle ara neler olmuş tek tek anlattım. 2022'nin yıl değerlendirmesi. Yılı bitirirken Cumhurbaşkanlığı sözcüsü dedi ki biz bir ricattaydık oradan çıkıyor. 1822-2020. Ee, onun arkası Sultan Abdülaziz'in kanı dökülerek öldürülmesi, hanedanın sonu demek. Oradan itibaren Sultan Abdülhamit Han aslında yeni rejimi kuracak ekipleri. Aslında o ricat projesinin ilk başlangıcını organize ediyor. 31 Mart'ta da aslında inmese inmeyeceği bir e, darbe durumunda inip düğmeye basıyor. Ee, Anadolu sınırına çekilmek, kontrollü dağılmak, sonra yeniden kurulup oluşup yeniden dünyaya hükmetmek dediğimiz 200 yıllık projenin son 100 yıllık düğmesine basıyor. 1909 2009 Herkes iyi baksın İstanbul'a dev bayrakların dikildiği, Cumhurbaşkanı'nın Van minute diye e, İsrail Devlet Başkanı'na parmak salladığı, Türkiye'nin dışarıdan Dışişleri Bakanı attığı, e, atadığı yıl 2009'dur. 2010'dur bir as subayın 9 yıl sonra gelip bitin başına geçtiği şaşırtıcı şeylerdir bunlar. E, o as subayın da son as subaylık görevi bunlar ise cezaevi komutanlıktır. Bunu da herkese hatırlatalım. E, bu devlet öyle e, buz cumhuriyeti değil. Bunu herkes bilsin. Dolayısıyla da gençler böyle çok basit bir devleti işte Mustafa Kemal sattı veya Recep Tayyip Erdoğan devleti sattı. Siz önce devletinizden bir haber olur. Bu devlet şey poşeti değil. Pazar poşeti satılsın atılsın. Buz cumhuriyeti dedi. E, onu herkes bilsin. İşte genç Osman'ın mücadelesi o e, bir insan devşirilmiş dönmüşse dedik ya tövbeden önce sorulmaz. Allah da sormaz. Bize sormayız doğal olarak. Ama devşirilmiş görünen ama hala kendi vizyonlar. Bugün görüyoruz işte karşılıklarını o sözde sanatçı gruplarının e, şeyleri görüyoruz. Araştırın o acayip acayip açıklamaları yapan bizim geleneğimize göreneğimize uymayan e, Türkiye'yi kaynatan o saçma söylemleri ortaya koyan e, sözde sanatçıların arka planına şov dünyası insanların arka planına bakın hepsinin anezi, sebetay ya da e, Pakruduni olduğunu göreceksiniz. Siyasete bakın. Bütün partileri dahil ederek söylüyorum. E, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yalnızım derken e, işte ne bileyim Cumhuriyet Halk Partisi beni yalnız bıraktı diye yalnızım demiyordu ki. Yani bunu bir de anlamıyoruz. Yani, çünkü CHP o yanlışlara doluymuş da AK Parti değilmiş gibi. Öyle değil. E, ondan sonra. E, bu devlet referandumu niye yaptı? Bak bunu herkes okuyor. Kimse okuyamıyor. Herkes değil. Kimse okuyamıyor. Neredeyse. Bu referan, referandum, referandum devlet tek iş yaptı. AK Parti'nin iktidarını aldı. İktidarı siyasetten aldı yani. Külliyenin içine koydu. Devlet artık yönetiyor devleti dedi. Ee, bir süreliğine. Çok net bir şey. Ee, bunu Cumhurbaşkanı biz haramı siyasilere bıraktık cümlesiyle bile söyledi yani. Ee, ama millet bunları okumuyor. Düşman okuyor. O yüzden düşman e, Anamalifet Partisi liderine forma hediye ediyor. Genç Osman'ın varisini öldür diye. Ee, keşke biz de okusak. işte bunu engellesek ama e, bir avuç insan hem Türkiye adına hem dünyada küreselcilerin artık hegemonyasının yeni dünya düzeni diye 1776'da başlayan sürecin bitirilmesi yeniden Türklerin Musevi, Hristiyan, Müslüman Türklerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıyla yeniden bir artı çağının oluşması için bir avuç adam bizi köle edenlerle mücadele ediyor ama köle eden o kadar akıllı, cellat o kadar akıllı ki milleti o kadar devşirmiş, milletin beynini o kadar karıştırmış ki maalesef önemli bir çoğunluk farkında olmadan bir kısmı da farkında olarak o köle edenlere hala hizmet ediyor. Ee, dolayısıyla bugün bu mücadeleyi veren, dünya beşten büyüktür diyen ve bunun gereğini yerine getiren adamı ve devletin hiçbir adımını görmeyen ondan sonra sözde Türkçü, sözde Müslüman ama küreselci reklamı yapan bir sürü adam görüyoruz. Ee, bizim 30 sene yaptığımız mücadele yeni farkına varmış, yeni dünya düzeni yeni başlıyor zannedip e, buradan kendine reyting devşiren e, Müslümanım deyip, Müslüman alim olup hem de şeytan kazanacak diye ortalıkta çığırtan ondan sonra Türkçüyüm deyip Ondan sonra ama Türk'ün yaptığı hiçbir hamleden bahsetmeyen yani Türk'ü herhalde bir yerde şey kümeste kapalı herhalde onun Türk'ü. Ondan sonra adamlarla dolu bir ortamda e, biz de hakikati anlatmaya çalışıyoruz. E, iddiayla söylüyorum. E, e, işte o ulusal sözde Türk medyasında yer alma iş sebebimiz de budur. Yani bunu biz içeriden biliyoruz. Detaylar bazı isimler isimler vermiyoruz. Ama kimler e, rekorlar kırdığımız kanallarda biz onun ünlü yapmayacağız dedi. Bunları bir gün açıklayacağız anlatacağız yani ondan sonra. işte son söz şunu söyleyeyim. Bütün bu dinledikleriniz zin ötesinde. Bize 200 yıldır her şeyi yanlış öğrettiler. Her şey. Şimdi millet buna böyle bir kıvranıyor. Bir, nasıl olur Nasıl olacak yani? Nereden öğrendiler şeyi? Başkalarında mı? Kendi gözünde mi gördüler? Sana birileri anlattı. Nerede anlattı? Medyayla anlattı. Öğretim sistemiyle e onlar kimi? Onların işte da. bunun da güzel ispatı, tespiti. Tekrar söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Sözde Türk medyası. TRT dahil. En yandaş görüneni Cumhurbaşkanını birileri öldürmeye getirirken televizyona bağlamayan o yandaşlar dahil olmak üzere söylüyorum. Bir dakika LGBT programı yapın. Bir dakika Türk Devletler Birliği programı yapın. Bana lafımı yutturun hadi. Sözde olmadığınızı yutturun. Ben iddia ediyorum. Siz sözde Türk medyasısınız. Türklükle alakanız yok sizin. Bu devletle, bu milletle alakanız yok. Biriniz yandaş, biriniz havuzdaş falan diye görünüp, biriniz e, milletin kendine sol diyen aslında sol değil ama sol kesimini birini kendine sağ diyen ama sağ değil o kesimini sek ve idare eden e, iki tane küreselci aparatırsınız yani. E, bu kadar net söylüyorum. E, o yüzden yani öyle şeyleri anlatacağız ki gün geldi. Bugün de anlatıyoruz ama gün gelince daha fazlasını anlatacağız. E, hakikat söyleyenler nasıl engellendi, nasıl öldürüldü, nasıl hukukla önüne engel kondu, nasıl yayın evleri transfer edip de onun kitaplarının çıkmasını engelledi. E, e, bunların hepsini biliyoruz yani. Nasıl sosyal medyalarda engellendi. İşte e, benim sosyal medyada orada duruyor bak. Diyor ki Bugün diyor bizim Instagram'a 125 kişi katıldı ama sayımız düştü. Biz her gün yaşıyoruz. Ben Instagram'dan 3 ayda bir kendi kanalımı para verip alıyorum. Ee, taklit sayfa diye. Düşünün. E i̇şte YouTube'da görüyoruz sayılar belli, rakamlar belli. Bizi izleyen belli. Öbür tarafta başka kanalda 2 milyon izleniyor videomuz. E biz burada 78 bine falan anca geldik. Çünkü engelleniyor. Bunlar niye oluyor? Bunları kendim için anlatmıyorum. Topyekun bir şeyi anlasın diye anlatıyorum insanlar. Evet. Cellada aşkı bir kenara koyalım artık, peşinden gitmeyi bırakalım. Farkında olmadan ona hizmet ediyoruz. Türkiye'de oluşturulan politik çamur, politikanın içinde yaptığımız kavga, yaptırılan kavga aslında devletin oğullarını engellememizi getiriyor. Bugün bakmayın, bugün bir kesim Atatürkçüyüz, Atatürkçüyüz diyor. Bugün Atatürkçüyüz diyen kesimin içinden bir takım adamlar Atatürk'ü öldürdüler. Atatürk'ün çizgisini, mantığını sona erdirdiler. Fiziken ve aklen onu öldürdüler. Ee, şimdi e, Allah korusun biz bu mücadeleyi kaybetseydik şunu net olarak görürdük. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yakınında duruyor görünen adamların e, nasıl ile ilgili neleri söylediğini neleri e, kendince ifşa ettiğini açık ettiğini görürdük hep birlikte izlerdik. İşte devlet bunun önlemini aldı referandum. Kendini ve Cumhurbaşkanı'nı korudu. E, çok şey konuşulur. E, biraz uzattım belki. E, diyelim bitirelim böyle. Eee <laughs> <laughs> Ben bu kitabı tüm kitapçılarda bulabileceğinizi biliyorum. Bulamazsanız da muhakkak talep edin, isteyin. En kısa sürede getireceklerdir. Baskısı hala daha var. Bu kitap kaçırılacak kitap değil. Teşekkür ederim. Tüm kitap normal şartlarda var. Dağıtıldı. Her yerde var. Evet, evet, Ama bazen rafta göremediğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Bizde yok deyip geçiştiriyorlar. Lütfen söyleyin. X bir firmaysa sizin depolarınızda var. Evet. Sizin diğer şubeleriniz satıyor. İnternet şubeleri satıyor. hocam bu kitap sizde var. Lütfen rica ediyorum getirin. Ee, deyin. O baştan savmayı engelleyin yani. Teşekkür ederiz. Mutlu günler.